Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğal ortamda insan etkileri konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım şöyle ünite içeriğimizde neler var biraz göz atalım. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen gelişmeler, değişimler ve bu değişimlerin sonuçlarıyla ilgili güzel bir konu işlemiş olacağız. Tabii ki de burası güncel bir konu aslında. Çünkü insanların yapmış olduğu faaliyetler litosfer, hidrosfer ve atmosferde, aynı zamanda biyosferde olumsuz etki yetkilere sahiptir diyebiliriz. Tabii ki de ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde dinleyebilmeniz için, takip edebilmeniz için hemen ne yapıyorsunuz? Konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Artık son kısım bu konuyla birlikte 9. sınıf tüm konularını işlemiş olacağız diyelim. Çevre ve toplum kısmı insan çevre etkileşimi hemen şöyle sayfayı da açalım. 164. sayfa. Ben burada konuyu anlatırken hemen şöyle sol tarafta görmüş olduğunuz üzere güzel bir konu anlatımı kısmımız var. Buradan beni takip edebilirsiniz ve konumuz bittiğinde de sağ tarafta görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testleri de çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de kitabımız tamamıyla bitiyor artık o test keşleri falan da hepsini çözmeyi unutmayın. Aynı zamanda takıldığınız soruyla ilgili hemen ne yapıyorsunuz? Kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinliyorsunuz diyelim. İkinci kitabımız 9. sınıf tamamen bitti. Bu kitabın da tamamının bitirmesini istiyorum ben. Son kısım artık. Ünite 4 dediğimiz kısım. Çevre ve toplum. Hemen şöyle çevre toplum kısmını açarsak burada görmüş olduğunuz üzere öncelikle güzel bir model soru çözümümüz yer almakta ayrıntılı şekilde. Altında 4 tane çoktan seçmeli testimiz bulunmakta. Bölüm bittiği için bölüm sonu tarama testleri tekrar testlerimiz bulunuyor. Aynı zamanda e sonuçta TYT AYT sınavlarına da hazırlanıyoruz biz şu andan itibaren. O yüzden de ÖSYM tarzı kazanabiliyoruz ama uygun bir şekilde hazırladığımız sorularımız da mevcut. Yazılısı bitmeyen arkadaşlarımız için burayı da tekrar hatırlatmamız gerekirse bak TAS 4 149. sayfa. Burada da ünite ile ilgili yazılı karşınıza gelebilecek güzel etkinlikler var. Doğru yanlışlar, bulmacalar, boşluk doldurmalar, klasik soru ve eşleştirme. Oldu ki zaten ikinci dönem ikinci yazılar genel itibariyle boşluk doldurma ve test mantığında derseniz de buradaki testleri de çözmeyi unutmayın. Aynı zamanda yazılısı daha devam eden arkadaşlar için eğer ki bu konular sizin yazılarınızda çıkmayacaksa ne yapacaksınız? İkinci dönem birinci yazılı, birinci dönem ikinci yazılı ile ilgili de bir videolarımız YouTube kanalımızda mevcut. Bu kanal içerisinden de videolarımızı izleyebilir. Aynı zamanda şurada test 13 dediğimiz kısımda mesela bu birinci ünite ile ilgili 106. sayfa, ikinci ünite ile ilgili hemen şöyle 123. sayfa, üçüncü ünite ile ilgili 137, dördüncü ünitede 149. sayfadaki yazılı hazırlık kısımlarımızda etkinlik kısımlarımızda çözebilirsiniz. Bununla birlikte güzel bir konu tekrarı yapmak istiyorum. Derseniz ikinci dönem yazılı notları ile ilgili hem birinci hem ikinci yazılı notları ile ilgili biz sizler için güzel bir not kitabı hazırlamış olduk. Burada görmüş olduğunuz üzere tüm dersle ilgili genel bir konu özetlerimiz yer almakta. Coğrafi 71. sayfada hemen şöyle açmamız gerekirse burada her konuyla ilgili güzel bilmeniz gereken anahtar yerler bulunmakta diyelim. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. <laughs> Evet şöyle bir görsel görüyoruz. Tonguç maskeyi takmış ve sanayi ciddi anlamda duman çıkıyor. O zaman burada ne var? Burada bir hava kirliliği var. İşte insanların yapmış olduğu bazı faaliyetler özellikle atmosfer, biyosfer, hidrosfer ve litosferde belirli etkilere sahip dedik ya. Burada mesela atmosfere ait bir etkiyi görebilmekteyiz. Ve bu atmosfere ait etki bizi de olumsuz ölçekte irdelemekte. Bununla ilgili hadi bakalım insanların yapmış olduğu faaliyetler nerelerde değişim getiriyor dersek. Şimdi biz doğal çevreyi çeşitli sebeplere bağlı olarak kullanıyoruz ve bu doğal çevreyi değiştiriyoruz. İşte bu doğal ortamı oluşturan 4 tane temel unsur vardı. Hemen şöyle 9. sınıf 1. kısma ilk videolarımıza doğru giderseniz 4 tane doğal ortamımız vardı. Mesela İnsanlar litosferi etkilemekte. Litosfer neydi dediğimizde? Lito taş, sifere küre. O zaman biz taş küreyi etkileyebiliyoruz bazı faaliyetler neticesinde. İkincisi insanlar atmosferi etkilemekte. Atmosfer, atmo hava, sifere küre. O zaman hava kürede de etkileşim var ki biraz önceki görmüş olduğumuz fotoğraf tam da buna uygun bir fotoğraf olarak ifade edilmekte. Aynı zamanda insanlar hidrosferi de etkilemekte. Bazı faaliyetler hidrosferde çiriliklere sebebiyet veriyor. Peki hidrosfer nedir dediğimizde su küreyi etkilemekte aynı zamanda insanlar biyosferi de etkilemekte. Biosfer nedir dediğimizde canlı küreyi de etkiliyoruz. O zaman dört tane doğal ortam insan etkisine bağlı olarak olumsuzluklara sebebiyet verebiliyor. Peki ilk etapta insanların atmosfer yani hava küreye ne gibi etkileri vardır dediğimizde özellikle atmosferin sıcaklığının nemliliğinin hareketlerinin ve atmosferi oluşturan gazların oransal dağılımının binlerce yıldır süre gelen bir dengesi var. Sonuçta atmosferi oluşturan gazlar içerisinde yüzde yetmiş oranında azot yer almaktaydı. Yüzde yirmi bir oranında oksijen yer almaktaydı. Yüzde birlik kısımda da çeşitli gaz kütleleri bulunuyordu diyebiliriz. İşte insanların çeşitli faaliyetteki etkileri doğal dengenin bozulmasına yani atmosferdeki bu gaz dengesinin bozulmasına bu hem doğal çevre hem de insan yaşamı yaşamı üzerinde ciddi etkilere sebebiyet verebilmektedir diyebiliriz. Tabii ki de burada atmosferin dengesini bozan çeşitli etkenlerden en önemlisi insan faaliyetleridir diyebiliriz. Bu etkenin başında şu görselde görmüş olduğunuz enerji üretimi olabilir, ulaşım faaliyetleri olabilir. Bunlar da yoğun ölçekte biz Fosil yakıt kullanmaktayız. Fosil yakıt dediğimizde aklımıza ne gelecek? Mesela taş kömürü gelebilir. Onun dışında linyet gelebilir. Bunların ikisi kömür türüdür. Onun dışında doğal gaz gelir ki yoğun ölçekte kullanmaktayız. Aynı zamanda petrol de gelecektir. Şimdi bunların yakılmasıyla birlikte atmosfere bol miktarda karbon gazı karışımı sağlanmakta. Bu da ısıyı artıran bir özelliktir. O zaman buna bağlı olarak insanların bu etkenleri neticesinde küresel ısınmanın meydana gelmesi, hava kirliliklerinin oluşması, insanlarda çeşitli solunum rahatsızlıklarının görülmesi bunun başlıca etkenleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki Şöyle bir bilgilendirme kısmımız var. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre hava kirliliğinin en yüksek olduğu çoğu şehirler nerede yer alıyor diyor. Çin ve Hindistan'da bulunmaktadır diyor. Evet bu birinci kısmımız burası bir dursun. Çevre Mühendisleri Odası'nın 2017 yılı Türkiye'nin yıllık hava kirliliği raporuna göre ise bizim ülkemizdeki hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler İstanbul, Ankara ve Adana diyor. Şimdi bu faaliyetlere baktığımızda Çin ve Hindistan dünyada Türkiye'de ise Ankara, İstanbul, Adana gibi illerde hava kirliliğinin yoğun ölçekte görülmesinin en temel sebebi bir ulaşım faaliyetleri lerinin yoğun olması sanayi faaliyetlerinin yoğun olması Aynı zamanda buna bağlı olarak fosil yakıt kullanımının çok fazla olması. E sonuçta bunların faaliyetleri sonucunda atmosfere bol miktarda sera etkisi sağlayan gazlar çıkmakta. İster istemez hava kirlilikleri insanların hayatını da etkiliyor. Özellikle şöyle dünya ölçeğine baktığımızda son 200 yıllık süreçte yani 2020 yılı 200'e git 200 yıl geriye git 1800'lü yıllar sevgili arkadaşlar. Burada özellikle sanayileşme faaliyetleri hız kazanıyor. E sanayileşme faaliyetlerinde fosil yakıtların kullanımı yaygınlaşıyor ve buna bağlı olarak atmosfere 2.3 trilyon ton karbondioksitin salınması hava kirliliği ve en tehlikeli durumlardan bir tanesidir. Küresel iklim değişimine yol açmıştır diyebiliriz. Özellikle Afrika'nın sahel bölgesinde 1970'li yıllarda gerçekleşen kuraklıkta 100 bin civarında insanın açlıktan ölmesi buna bağlı olarak gerçekleşen etkenlerdir diyebiliriz. Sonuçta küresel iklim değişimleri kuraklıkların oluşmasına, çölleşmenin oluşmasına, buzulların erimesine, ormanların azalmasına ve aynı zamanda birçok canlı türünün neslinin tükenmesine sebebiyet vermekte. Sahel bölgesi dediğimiz alanda Eritre'den başlayıp Senegal'e kadar uzanan geniş bir alan olarak ifade edilmekte sevgili arkadaşlar. Peki evet hava kirliliği var. İnsanların çeşitli ölçekte kullanmış olduğu faaliyetler bu kirliliğe sebebiyet vermekte. Peki bunu önleyebilmek için ne yapmalıyız? Özellikle kentlerde Kömür kullanımını yasaklamalıyız. Neden dersek şundan dolayı. Çünkü kömür yandığı zaman atmosfere bol miktarda karbon gazı salınımı yapar. Bu özellikle insanlarda üst solunum yolu hastalıklarının görülmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Burada mesela literatüre girmiş bir kirlilik tipi var. Londra tipi hava kirliliği olarak geçer. Evlerin bacalarından ve sanayi tesislerinden çıkan o karbon gazının atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girme sonucunda oluşmuş bir kirliliktir. Bu olumsuz bir etkidir diyebiliriz. Aynı zamanda kömür verille çalışan termik santraller kapatılmalıdır. Bu kolay ölçekte evet yapabileceğimiz bir unsur değildir tabii ki. Çünkü biz termik santrallerde elektrik enerjisi üretimi için şu anda yoğun ölçekte fosil yakıtları kullanmalıyız. O zaman aslında burada söylenen ifadenin Türkçe açıklaması şudur. Biz fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih edersek insanların atmosfere yapmış olduğu etkiyi de azaltabiliriz. Özellikle evet ulaşım faaliyetlerinde biz taşıtları kullanıyoruz ama İnsanlar yoğun ölçekte toplu taşımacılığa özendirilirse ya da elektrikli toplu ulaşım araçları kullanılmaya başlanırsa fosil yakıt kullanımı da azaltılır, bu da hava kirliliğini azaltır diyebiliriz. Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalı. Mesela bu o önlemlerden bir tanesidir. E buna bağlı olarak da bir hava kirliliği literatüre girmiştir diyebiliriz. Los Angeles tipi hava kirliliği olarak geçer. Özellikle taşıtların egzozlarından çıkan gazları ...sisle tepkimeye girme sonucunda oluşmuş kirlilik olarak ifade edilebilir. Biz işte toplu taşımaya bağlı olarak bu kirliliği en asgari düzeye indirebiliriz. Karbon piyasası ya da vergisi yaratılmalı ki... ...karbon gazı salan şirketlerden bu vergiler daha yüksek ölçekte alınacağı için... ...karbon gazı salan kaynakların kullanımı yerine... ...alternatif kaynakların kullanımına belki yönlendirilebilirler. Aynı zamanda sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmalı... Ayrıca sanayi kuruluşlarının yer seçimi düzenli yapılmalıdır. Sonuçta dünya ölçeğine baktığımızda şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisi var. Sanayileşmeye bağlı olarak yoğun bir şekilde göç hareketi olur ve göçe bağlı olarak da şehirleşme, şehir sayısı artış gösterir. Ve hızlı bir şekilde sanayileşme sürecine giren ülkelerin şehirlerinde o sanayi tesisleri şehrin merkezinde kalır. Bu da hava kirliliğinin temel sebeplerinden bir tanesidir. Özellikle şu anda Türkiye'nin birçok ilinde or sanayi bölgelerinin kurulup şehrin biraz daha dış kısmında düzenli olarak yapılması hava kirliliğini önlemek için de alınabilecek tedbirler içerisindedir. Kentlerde kömür kullanılmamalı, aynı zamanda bisiklet ya da elektrikli araçlar kullanılmalıdır diyebiliriz. Geldik şimdi insanların hidrosfer dediğimiz su küreği etkisi. İnsanlar özellikle okyanuslar, bu su küre içerisinde denizler, göller, akarsular ve yeraltı sularının oluşturduğu o hidrosferi etkilemektedir. Tabii ki de bu etkilerin başında sanayi tesislerinin atık suları. Sonuçta bir habere baktığınız zaman bir akarsu, bir göl farklı bir renk tonuna dönebilir ve biraz daha araştırma kısmına girdiğimizde göl ya da akarsuya bir sanayi tesisinin sıvatı dökülebilir. Buna bağlı olarak hidrosfer kirlenmektedir. Bunun dışında yerleşim birimlerinin kirli suları akarsu, göl, denizleri boşaltılmakta. Bu da su kirliliğine sebebiyet vermekte. Tarım alanlarının Bak mesela kirli sularla burayı suladığımız zaman toprağın ve yeraltı sularının da kirlenmesine sebebiyet vermekte. Yani o zaman buradan anlayabileceğimiz sonuç şudur. Hidrosfer sadece kendi içerisindeki su kütlelerini değil, litosfer içerisindeki mesela toprak tabakasını da olumsuz ölçekte etkilemekte. E şimdi biz yoğun ölçekte fosil yakıt kullanıyoruz dedi. Kullanmış olduğumuz kaynaklardan bir tanesi petrol sevgili arkadaşlar. Şimdi petrol nasıl taşınıyor? Petrol uluslararası ticarette deniz yoluyla taşınmak e deniz yoluyla taşınması sırasında ister istemez petrol tankerleri kazası meydana geliyor. Bu kaza sonucunda petrol sızıntıları oluşuyor. Bu da çok ciddi anlamda ciddi çevre sorunlarının oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Burada mesela hem Türkiye ölçeğinde zamanında yaşanmış bir petrol tankeri kazası var İstanbul Boğazı'nda. Günlerce süren yangın meydana gelmiştir. Aynı zamanda dünya ölçeğinde en büyük felaketlerden bir tanesidir. 20 Nisan 2010 tarihi sevgili arkadaşlar Meksika açıklarında Meksika körfezinde bir petrol platformunda meydana gelen patlama sonucu 87 gün boyunca petrol kuyusundan 62 bin varil ham petrol Meksika körfezine yayılmıştır. Peki bunun olumsuz etkisi nedir biliyor musunuz? Eğer ki 2 litre petrol bilinçsiz bir şekilde bir su kaynağına dökülürse bir futbol sahası büyüklüğündeki alana yayılabilir. Bu da ciddi anlamda olumsuz etkiye sahiptir diyebiliriz. Özellikle bu kaza sonucunda körfez çevresinde ciddi anlamda doğal sistemler sistemlere de zarar verilmiştir diyebiliriz. E biz şimdi akarsular üzerine barajlar inşa ediyoruz. Barajlar ister istemez bu akarsuyun doğal akışını bozmakta ve buna bağlı olarak da bitki ve hayvan varlığını ister istemez ortadan kaldırmakta. Özellikle mesela bir barajı düşünürseniz bu akarsuyun yukarı çığır dediğimiz kaynak alanına yumurtasını bırakan bir balık türünü düşünün. Bu yumurtalar akarsuyun akışına bağlı olarak aşağı çığıra gelmek isteyecek ama barajın bulunduğu yerde aşağı çığıra ulaşamayacaktır. Bu da ister istemez bu alan ...biyoçeşitliliğin azalmasına sebebiyet verebilmektedir. Özellikle burada insanların yanlış faaliyetler sonucunda bazı gölleri kuruttuğunu söyleyebiliriz. Sovyetler Birliği döneminde Aral Gölü'nü besleyen iki tane önemli akarsu var. Bunlardan bir tanesi Seyhun Nehri, bir diğeri ise Ceyhun Nehri. Bu nehirler çevresine pamuk tarımı faaliyetleri yürütülmekte. E, pamuğa bağlı olarak bu nehirleri besleyen iki akarsuyun suları tarlalara gidiyor. E şimdi bu gölü besleyemediği için gölün bakın 1970'ten 1990'a, 1990'dan da 2014 yılına geldiğimizdeki yüz ölçümü yüzde doksanlık oranda kurumuştur diyebiliriz. Tabii ki de göl kurusun, ne önemi var diyebilirsiniz. Özellikle sevgili dostlar bu aral gölünün kurumasıyla birlikte çevresindeki tarım arazileri büyük olanda tuzlaşmakta. Bu özellikle tarımsal üretimi düşürmekte, gübre faaliyetleri neticesinde toprak kirliliğine sebebiyet vermekte, salgın hastalıkların artış göstermesine ve insanların bu alandan başka yerlere göç etmesine sebep olmaktadır diyebiliriz. Yani biz sadece hidrosferi etkilediğimizde bu hidrosferle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda litosfer, atmosfer ve biyosferi de etkilemektedir diyebiliriz. Peki Hidrosfer dediğimiz su kirliliğini önlemek için almamız gereken tedbirler nelerdir dediğimizde sonuçta sınırlı kaynaklarımız mevcut olabilir. Bu kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle evlerimizde su tasarruf cihazlarını tercih etmeliyiz ki suyun yoğun ölçekte kullanılmasının önüne geçebilelim. Aynı zamanda ev ve iş yerlerinde daha az kimyasal temizleyiciler kullanılmalıdır. Belediyeler su borularını kontrol etmeli ve düzenli aralıklarla yenilemelidir. Arıtma tesislerinin kurulumu, denetimi ve etkin kullanımı sağlanmalı. Sonuçta kullanmış olduğumuz bu sıvı su kaynağını tekrar dönüştürmeyle birlikte kullanılabilir hale getirmeliyiz. Giderlere yağ dökülmemeli. Çünkü bu sonuçta yeraltı suyunu tetikleyecektir, pisleyecektir diyebiliriz. Atık yağlar toplanarak belediyenin atık toplama merkezlerine teslim edilmeli. Geri dönüştürülebilen ürünler tercih edilmeli. Çünkü doğal kaynak kullanımı azaltılmalı. Çöpler ayrılarak sınıflandırılmalı ve geri dönüşüme uygun malzemelerle ilgili kutulara bırakılmalıdır. Bakın sonuçta şöyle bir durum var. Özellikle mesela iki buçuk litre bir pet şişeyi düşünün. Eğer ki biz bunu geri dönüştürdüğümüz zaman 60 watt'lık bir lambayı düşündüğümüz zaman evlerde kullandığımız bunun 6 saatte tüketeceği enerjiden tasarruf ediyoruz. Ya bunu ister istemez bunu çıkarırken de suya da ihtiyacımız var. E bu noktada işte doğal kaynak kullanımını azaltabiliriz. Aynı zamanda yanlış böcek ilacı, tarım ilacı, gübre çeşitleri kullanılmadan yani kullanılması kaçınılmalıdır diyebiliriz. Çünkü sonuçta bunlar da ister istemez su kirliliğine sebebiyet verecektir geldik insanların biyosfer yani canlı küreye etkisi. Özellikle insanlar farklı amaçlarla doğal ortamda gerçekleştirdiği değişimler canlı türlerini ve topluluklarını da etkilemekte. Bu etkiler insanların ateş yakmaya başlaması ve alet kullanmayı öğrenmesiyle başlamıştır diyebiliriz. İnsanların özellikle biyosfer üzerindeki etkilerinin başında Görselde de görmüş olduğumuz şekilde bitki örtüsünün tahribi gelmektedir. Burada tropikal yağmur ormanlarını düşünebiliriz. Şu anda yüzde kısmı Brezilya'da tahrip edilmiştir. Endonezya, Malezya, Gine adalarında gene sanayi faaliyetlerine bağlı olarak tahrip edilmiştir diyebiliriz. Peki biz buraları neden tahrip ediyoruz? Tarım arazileri açmak için, yerleşme alanları açmak için, sanayi tesisleri kurmak, yakacak odun temin etmek ya da kereste elde etmek için, sanayi tesisine ham madde kaynağı sağlayabilmek için bilinçsiz bir şekilde hayvanları otlatmak için bilinçsiz bir şekilde ormanlarımızı tahrip etmekteyiz. Özellikle bu tahribatlar bitki topluluklarının yeryüzündeki dağılış alanları da ciddi şekilde etkilemekte. Mesela şöyle düşünün. Tahrip edilmiş bir alan var şurada görebiliyoruz. Buradaki hayvan türleri ister istemez doğal yaşam alanı daralacağı için bu alana göç edecek. Buradaki canlı türleriyle etkileşime girecek ve buradaki canlı türlerini de etkileyecektir. Yani sadece bu alan insanla sınırlı kalmayacak diyebiliriz. Akdeniz iklim bölgelerinde mesela Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde neler bulunmakta? Maki topluluklarının yayılması. İç bölgelerde mesela bizim ülkemizde söylememiz gerekirse Orta Anadolu'da o sitep dediğimiz bitki topluluğunun bulunduğu alanlarda meşe ormanları var. Meşe ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte antropojen bozkır topluluklarının görülmesi. Bunlar ağaçlı bozkır olarak geçer. Aynı zamanda Karadeniz iklim bölgesindeki o geniş yaprak Ormanların tahrip edilmesiyle birlikte pisodomaki türlerinin görülmesi gene bizim biyosfer etkilerimiz arasında yer almaktadır diyebiliriz. Bununla birlikte insanlar özellikle tarımsal faaliyetlere bağlı olarak çeşitli bitki türlerinin yayılmasını sağlamakta. Bunun yanında uzak mesafelere seyahat eden ulaşım araçlarıyla çeşitli bitki hastalıklarının ve zararlılarının da yayılmasına sebebiyet vermektedir diyebiliriz yapmış olduğumuz deniz yolu ulaşımında bazı kanallar var. Mesela Süveyş Kanalı, Panama Kanalı gibi beşeri faaliyetler sonucunda yapmış olduğumuz kanallar var ve bu zamana kadar mesela şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya bir Afrika kıtasını çizmemiz gerekirse e şimdi şurası Süveyş Kanalı. Bakın şurası Kızıl Deniz, şu satı ise Akdeniz. Şimdi Süveyş Kanalını şurada açmaya başladığımızda Kızıl Deniz'deki canlı türleri Akdeniz'e gelerek bu alandaki biyoçeşitliliği de ciddi anlamda tehdit et diyebiliriz. Özellikle burada balon, balığı dediğimiz bir balık türü var ve bu balık türü Akdeniz'deki diğer canlı türlerinde olumsuz etkilemektedir diyebiliriz. Peki şunları biliyor musun? Mesela bak, dikkat et, her bir dakikada 27 futbol sahası büyüklüğünde, yani diyor ki yılda 18.7 milyon dönümlük bir ormanımız yok olmakta. Önümüzdeki 25 yıllık süreçte 28 bin tür tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Balık türlerinin yüzde 25 azalmış veya tamamen tükenmiştir. Gezegenimizdeki toprağın yarısı son 150 yıllık süreçte erozyon sonucunda kaybedilmiştir. O zaman bunu da önleyebilmek için özellikle ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. O zaman ne yapmayacağız? ağaçları tahrip edip kesmeyeceğiz. İnsanların geldik litosfer yani taş küreye etkisi. İnsanlar özellikle doğal ortamda yaptığı bir kısım değişiklikler litosferin bazı unsurlarını da etkilemektedir. Bunun başında tabii ki de topraklar ve yeryüzü şekilleri gelmektedir. Özellikle tarımsal faaliyetlerin etkileri ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi nedeniyle eğimli arazilerdeki toprakların erozyon sonucunda başka alanlara gitmesi bu alandaki toprağın verimini düşürmekte. Buna bağlı olarak şu görselde görmüş olduğunuz basamaklı yani taraçalı tarım eğimli arazileri taraçalandırmamız gerekmekte ki burada yağışla birlikte toprağın üst kısmının süpürülmesini engelleyebilelim. Aynı zamanda insanlar ihtiyaçları doğrultusunda ne yapmakta? Bataklıkları kurutmakta, denizleri doldurmakta mesela Hollanda'da yapmış olduğumuz faaliyetler gibi akarsu yataklarını değiştirmekte özellikle mesela burada Bizim ülkemizde yapılmış olan en önemli örneklerinden bir tanesi Gediz Nehri eski süreç içerisinde İzmir Körfezi'ne dökülmekteydi. Şimdi Gediz Nehri alüvyal malzemeyi çok fazla götürdüğü için belirli süreç içerisinde bu körfezin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı söylendi ve biz burada özellikle o İzmir Körfezi'ne dökülen Gediz Nehri'nin yatağını hemen hemen 30 kilometre yukarı kısımda sevgili arkadaşlar Menemen'in bulunduğu alana götürmüşüz. İnsanların yapmış olduğu olduğu çeşitli inşaat faaliyetleri var. Bu yer şekillerinin genel olarak görünümünde küçük çaplı da olsa değişimlere sebebiyet vermekte. Özellikle ne yapıyoruz? Yol açma faaliyetleri, konut yapma faaliyetleri, hidrosfer kısmında söylediğimiz baraj yapımı faaliyetleri litosferi de ister istemez etkilemekte. E madencilik faaliyetleri yürütüyoruz. Özellikle açık ocak madenciliği ciddi anlamda doğal süreçlerde hem litosferi hem de biyosferi olumsuz ölçekte etkilemektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de devletler doğal çevreyi korumaya yönelik yasalar ve yönetmelikler çıkarmakta ve çevreyle ilgili sorunların küresel ölçekte bir tehdit oluşturması ülkelerin bu konuda işbirliği yapmasını da sağlamaktadır. Mesela bu alanda Rio Dünya Çevre Zirvesi burada özellikle biyoçeşitliliği korumak, fosil yakıt salınımını en asgari düzeye indirmek amacıyla birçok sözleşme imzalanmıştır. Bazen haberlerde görebiliyorsun. Mesela nesli tükenmekte olan bir tür var. Bir arabanın bagajında, bir bavulda ya da bir gizli bölmede bulunabiliyor. Sites mesela nesli tükenmekte olan türlerin ticaretine yönelik bir sözleşmedir. Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü özellikle klora karbon gazı vasıtasıyla insanların atmosfere yapmış olduğu etkiyi en asgari düzeye indirmeyi amaçlayan bir protokol ve sözleşmedir. Biz bu klora karbon gazı salınımıyla birlikte aslında ozon tabakasını seyreltmekteyiz. Ozon tabakasının seyrelmesine bağlı olarak insanlarda özellikle cilt hastalıkları, aynı zamanda katarak dediğimiz göz hastalıkları biyosferde ise bitkilerin fotosentez hızında yavaşlamaları sebebiyet vermekte. Habitat konferansı sulak alanları koruma sözleşmesi Ramsar sözleşmesi olarak geçer. İran'ın Ramsar kentinde imzalanmıştır. Avrupa'nın yaban hayatını ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi gibi birçok sözleşmede imzalamışlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi sizler için Dinamo Soru Bankası kitabımızdan seçtiğimiz soru. Ne diyor soru bize? Çeşitli sanayi mamullerinin üretiminde ve spreylerde kullanılan başta klorofluorokarbon olmak üzere sentetik sere gazları ise atmosferdeki ozon moleküllerinin parçalanmasına neden olarak ozon tabakasını delmektedir. Yani seyreltmekte. Bu durumda güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınların yeryüzüne ulaşmasına neden olmaktadır. Sere gazı adı verilen bu gazların kül ve toz gibi parçacık maddelerin atmosferde artışı aynı zamanda bakın dikkat edin atmosfere yani hava kirliliğine de sebebiyet vermektedir. Bu kirlilik son yüzyılda başta nüfusu fazla. Bak o zaman bu ifade bizim için çok önemli. Yani bu paragrafta meydana gelen kirlilik nüfusun fazla sanayi şehirleri olmak üzere birçok şehirde insan sağlığını tehdit etse de Haritada numaralandırılan yerlerden hangilerinde daha fazladır diyor. O zaman benim bu harita üzerinde seçmem gereken alanlar nüfusun fazla, sanayileşmenin de yoğun ölçekte bulunduğu alanlar olarak ifade edilebilir. Baktığımız zaman bu alanlar içerisinde sevgili arkadaşlar şu alanda Amazon havzasını görebilmekteyiz. Şu alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmını görebilmekteyiz. Şu alanda kuzeydoğu Avrupa kısmını, şu alanda doğu Asya kısmını, burada da Avustralya iç kısmını görebilmekteyiz. Bakın, paragraf içerisinde verilen alanlara uyum sağlayan kısımların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmı gelecektir. Sanayileşme faaliyetleri yoğun. Aynı zamanda doğu Asya, Çin ve çevresi gelecektir. Gene sanayileşme faaliyetleri yoğundur. Ama iki numara, 3 numara ve 5 numaralı alanlarda sanayileşme faaliyetleri 1 ve 4 numaralı alana göre daha azdır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Ve geldik sizinle 9. sınıf coğrafya dersinin sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.